Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkanımız Doktor Faruk Özlü, şehrin geleceğine yönelik yapılan yatırımları yakından takip ediyor. Yapımı tamamlanan Korugöl Tabiat Parkı yolunu inceleyen Başkanımız Özlü, burası Düzce'nin cazibe merkezi olma potansiyeline sahip dedi. Kent Konseyi ve Belmek İşbirliği'nde hayata geçirilen evlilik okulu eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayı eğitimleri AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik düzenlendi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler durumu olmayan ya da sağlığı el vermeyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için temizlik hizmeti de götürmeye başladı. Çocuk Üniversitemizde 2024-2025 eğitim öğretim yılı 7 Ekim'de başlıyor. 5 yaştan 14 yaşa kadar çocukların faydalanabileceği Çocuk Üniversitemizde 20 farklı branşta eğitim verilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı çınarları ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı. Belediyemiz Şehir Tiyatrosu temel oyunculuk eğitimi düzenliyor. Tiyatro ile ilgilenen herkese açık olan eğitim, oyunculuk dünyasına adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Millet Bahçesi'nde sokak hayvanlarına farkındalık için Yuvam Olur Musun etkinliği düzenledi.